Hayırlı günler, hayırlı pazarlar sevgili yarışseverler. Bugün 8 Ağustos, pazar, İrlanda kura yarışlarına beraberiz. Evet, arkadaşlar, dün akşam birkaç tane mesaj aldım. Şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Dostlar, illaki tabii sizin görüşlerinize saygı duyuyorum. Şimdi insanlar diyor ki, o kardeşim İrlanda'da yaşıyorsa yarın tutalım altılıyı. Yani ben yine elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Güzel bir program çalıştım. Dün akşamdan beri bayağı bir vakit harcadım sevgili dostlar. Ama yani İrlanda'da yaşıyoruz diye de tutacağız diye bir şey yok. Dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışacağım. Özellikle İrlanda biliyorsunuz dünya atçılarının, yarışçılarının başkenti, atların başkenti. İnanılmaz kuvvetli, jokeyleri kuvvetli, çok kuvvetli. Atlar inanılmaz sağlıklı, kuvvetli. Antrenörler zaten burada. Yani buranın kralı. Pek at sahiplerinin burada şeyi geçmez, sözlüğü, namı geçmez. Burada her şey antrenördür. Kıran kırana geçiyor. Adamlar İngiltere'ye gidiyor. İrlandalılar orayı biliyorsunuz kırıyor, geçiriyor. İnanılmaz güçlüler. Onun için bu İrlanda programlarını çok zor kılıyor. Artı dün itibariyle İrlanda aşırı rüzgarlı arkadaşlar. Yer yer yağmur yağdı. Yer yer bulutlu. Ama bugün hava kapalı burada. Çok fırtınalı. İlla ki zaten kura race course'u da Kildare'de. Kildare'de bayağı böyle bir açık alan, çok etrafı falan açık arkadaşlar. Ben kendim orada bulunmuştum bir ara. Bir iş icabı bir arkadaşa yardımcı olma amaçlı. At camiasından abi kardeşlerimizle buluşmuştuk. Aşırı açık. Ben bu rüzgarın da ıslak pistinde daha da zor kılacağına inanıyorum bu programı. Ben sizlere bir program hazırladım. Dün akşam bunların için arkadaşlar kendi çalışmalarım dahil. Bir de dün akşam bahis fiyatlarını yazdım. Şu an itibariyle gamblendik, yani bahis oynanan, ganyan basılan, ganyanı düşürülen atları karşılaştırdım. Size güzel bir program hazırladım arkadaşlar. Ben evet fazla daha lafı da fazla uzatmadan altının ilk ayağına başlamak istiyorum. Altının ilk ayağı sizlere 11, 6, 8, 13, 12, 14 ve 10 nolu atları öneriyorum. Sevgili dostlar, altının ikinci ayağında ben bir numaralı Gustavius Weston isimli atı tek öneriyorum. Önermemdeki sebep burada sizde 6 numaralı at şey çıkacak, favori Raymond'un bindiği Light Refrain. William Haggas şu an İngiltere'de en çok kazanan antrenörlerden biri. Ama İngilizlerin İrlanda'ya gelip özellikle kura kursunda yarış kazanmaları çok zor. Tabii saygı göstermek lazım. Yani ne olursa at iyi olduktan sonra at uzaya da gitse kazanır. Ama yani burada İrlandalı'nın içine gelip de hani derler ya bizde kaba tabir, ulan gelip bizim mekana rejon mu kesiyorsun? Zannetmiyorum İrlandalılar İngilizlere rejon kestirsin. Ben burada arkadaşlar Gary Carroll bu atı çok iyi tanıyor. Burada hatta daha önce 4 numara var aynı ayakta. A Case of You isimli at. Onu bu çocuk getirmiş ama çocuk bu attan inip 1 numaralı Gustavo Vestan isimli ata binmiş. Onun için ben sizlere bunu tek öneriyorum. Günün ilk teki öneriyorum. Bunu sevgili dostlar, eğer rakip arayan olursa yanına düşen bahis oranından dün akşamleyin 10'da 10'a 1 iken şu an 5'e 1'e düşen 7 numaralı Power Under Me isimli atı veriyorum. Akabinde 6 numara, 3 numara, 10 numara ve 4 numaralı atları sizlere öneriyorum. Eğer ki 1 numarayı Gustavus Vestan isimli atı yıkım yapmak isterseniz dediğim gibi bu atlar devreye girer ikinci ayakta. Altının üçüncü ayağına geliyorum. Evet arkadaşlar, bu at bugün hem sert gruptan etkilenmiş hem dış kulvardan çıkma avantajı. Atı çok iyi tanıyan Chris Hayes'den ben Notorious Risley isimli atı size günün teki öneriyorum. 12 numaralı at üçüncü ayakta. Ve
biraz önde yer tutması gerekiyor. Sadece yapmak gereken o biraz kısa mesafe. Ben bu atın kazanacağına inanıyorum. Chris Hayes güzel formda bir jockey. Bu Starkların atında sürekli zaten baş yakayı o biniyor. Eğer olur da yine 12'ye güvenmezseniz sevgili arkadaşlar 3-7, 2-6, 5 ve 1 no'lu atlar devreye girer. Bugün özellikle bahisçi arkadaşlar verdiğim atların sıralamalarına dikkat etsinler. Altılı oynamayan olursa ikili üçlü çiftelerden de kazanç sağlayabilirsiniz. Güzel bir program. Dediğim gibi altılının dördüncü ayağına geçtim. Burası 3 at kafi. Ben zannetmiyorum bu 3 atın arasına. 3 atı da ayıramadım inanın. Ben bu 3 atın kıran kırana ikilisini, üçlü bahisini bitireceğine inanıyorum. Sizlere 4. ayakta direkt 5, 2 ve 3 nolu atları öneriyorum dostlar. Dediğim gibi ben bir at bulamadım. Eğer kendiniz bulursanız ekleyin ya da çıkarın. Son kararı siz verin. Biliyorsunuz her zaman saygı duyarım. Söylerim de sizlere. Altılının 5. ayağına geçeceğim sevgili arkadaşlar. Ben burada öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Size lütfen ve birim fiyatlarına dikkat edin. Fazla yüklenmeyin. Kendinizi zorlamayın. Sinir yapmayın. Kızgınlık yapmayın. Çünkü yani bilirsiniz yarın başka yarış günü var. Ondan bütçeyi kollayın. Kendinizi üzmeden güzel tatlı bir kupon çıkarın. Sizden bu tilki kardeşinizden özel ricam olacak. Abilerim, büyüklerim, küçüklerim hepinize sesleniyorum. Evet ben 6'nın 5. ayağına geçiyorum. Burayı sizlere 17, 8, 7, 3, 10, 11 ve altın oğlu atları öneriyorum sizlere. Atı öneriyorum size. Altının son ayağına geldik. Arkadaşlar ben sizlere burada 9 numaralı Miss Molly T isimli atı tek öneriyorum. Evet ilginçtir. Şimdi şaşıracaksınız ne alaka. Şimdi bu at 19. kulvardan çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Kura yarışlarında dış kulvarın çok yüksek kazanma şansı var. Haberiniz olsun. İç kulvarda atlar şişiyor kalıyor. Yol bulamıyor. Onun için dış kulvara çok fayda ediyor. Dikkat edin bakın bugün yani 6 ayağın en az 3 tanesi takriben benim şahsi görüşüm. Dış kulvardan büyük kulvarlı atlar kazanıyor. Haberiniz olsun. Bu da bir size bir bilgi mahiyetli benim sizlere uyarım olsun. Dediğim gibi altılının son ayağı 6. ayakta 9 Miss Molly T. 19. kulvardan çıktığı için atı tanıyan Colin King. Ve artı arkadaşlar bu atı tek atmamdaki etken Colin King şu an buranın İrlanda'nın şampiyon jockeyi. Şu an en önde. Çok güzel yarışlar kazanıyor. Genelde neydi ya da onun Gary Carroll isimli antrenör. Ondan çok Gary Lyons pardon düzeltiyorum. Gary Lyons'tan çok iyi uyumlu. Onun baş jockeyi yani inanılmaz yarışlar kazanıyor. İrlanda'nın hangi pistine girse. Bu arada bu atı farklı kılan sevgili dostlar. Yani en büyük özelliği de Gerard Keane. Kendi babasının atını sürüyor. Bakın dikkat edin. Altta J. Keane yazıyor. Kendi babası bu Gerard Keane. Onun için İrlandalılar fazla dışarı at hazır oldu mu para vermez başka jockey'den. Anlaşmalı oldukları kuzenidir, oğludur neyse biniyor. Onun için ha ben de böyle düşünüyorum. Eğer sizin kafanıza yatmazsa, içinize sinmezse son ayakta 9 numaralı Miss Molly T'yi yıkım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben sizlere bugün altının ikinci ayağı 1, altının üçüncü ayağı 12 ve altının son ayağı 9 numaralı atları tek öneriyorum. Burada dediğim gibi yıkacak atı siz bulun. Yıkacak rakiplerini de söyledim. Dediğim gibi son dokunuşu, son kalemi siz yapın. Evet arkadaşlar benim İrlanda kura programına dair söyleyeceklerim bu kadar. Güzel çalışmadı. Dediğim gibi bahisleri de takip edin. Bahisçi arkadaşlar da bugün kazanır. Evet yarış saatine doğru şu an takriben yine 2-3 saat var yarışlara. Eğer yarı saatine doğru çıkan atlar olursa çıkarın. Birim fiyatından düşün. Verdiğim tekler olursa olur da çıkarsa rakip verdiğim atlardan değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize güzel bir tatil günü diliyorum.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.